Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimizde 25. Lema Hastalar Risalesinden 9. devayı okuyacağız inşallah. 9. deva: Ey Halık'ını tanıyan hasta! Hastalıklardaki elem ve tevahuş ve korkmak ise hastalık bazen ölüme vesile olduğu cihetindendir. Ölüm nazarı gaflet ve zahiri cihetinde dehşetli olduğundan ona vesile olabilen hastalıklar korkutuyor, telaş veriyor. Şimdi biz Halık'ımızı tanıyor muyuz? Bizim yaratıcımız Allah mı? Evet. Bizi yaratan Allah mı? Evet. Bizi yaşatan Allah mı? Evet. O Halık ölümü de yaratıyor. Nasıl ki hayatı yarattı, nasıl ki hayat için gerekli aza ve cihazatı, gerekli gıda ve levazımatı yarattı, ölümü de yaratıyor. Ölümü de yaratan O. Yani ölüm tesadüfen gelmiyor. Hayatın tesadüfen gelmediği gibi. Ölümü yaratan Allah hakimdir, hikmet sahibidir, rahimdir, merhameti sonsuzdur, adildir, kimseye zulmetmez, cemildir, sonsuz güzellik sahibidir. Öyleyse bizi öldürmesinde hikmetler, bizi öldürmesinde rahmetler, bizi öldürmesinde adalet ve güzellikler vardır. Evvela bunu bir peşinen kabul etmeliyiz. Nazarı gaflet ve zahiri cihetine baktığımızda ölüm hakikaten dehşetli gibi görünüyor. Ama biz iman ehli gaflet nazarıyla bakmayacağız. İman nazarıyla bakacağız. Hadiselerin zahirine değil, hakikatine bakacağız. Kur'an'ın perspektifinden, hakaik-i imaniye ve Kur'aniyenin zaviyesinden olayları değerlendireceğiz. Ölüme bakışımız da böyle olmalı. Hastalıklara bakışımız da, musibetlere, depremlere bakışımız da böyle olmalı. Evvela bil ve kati iman et ki ecel mukadderdir, tagayyür etmez. Ecel, taraf-ı ilahiden, kader canibinden takdir edilmiştir, değişmez. Çok ağır hastaların başında ağlayanlar ve sıhhatleri yerinde olanlar ölmüşler. O ağır hastalar şifa bulup yaşamışlar. Yani ölüm hastalığın eliyle gelmiyor. Ölüm kanserin eliyle gelmiyor. Bizi öldüren kanser değil. Bizi öldüren trafik kazası değil. Bizi öldüren Azrail de değil. Bizi öldüren Allah. Ve o vakit gelmediği sürece milyon tane kanser olsa, milyar tane trafik kazası olsa o vakit gelmediği dakikada ölüm de gelmeyecektir. Bütün dünya ölüm vakti gelen bir insanı yaşatma adına seferber olsa, bütün dünya seferber olsa o adamın ölümünü bir dakika geciktiremez. Henüz ecel vakti gelmemiş bir adama bütün dünya hücum etse, onun ölümünü de bir dakika öne alamaz. Çünkü ecel Allah'ın elindedir. Her şeyin dizgini Allah'ın elindedir. Hayatımız Allah'ın elindedir. Yaşamamız Allah'ın elindedir. Nefes almamız Allah'ın elindedir. Saçımızın başımızdaki deri tarlasından çıkması, kaşımızın efendim beyazlaması, kanımızın damarlarımızda akması, kalbimizin atması, her şey Allah'ın elindedir. Pankreasımız ne iş yapar?
vücudumuzun neresinde? Hangi aza ve cihazatla mesai yapar, iletişim halindedir? Vücudumuzda şu an kaç milyon hücre öldü, yerine kaç milyon hücre geldi? Efendim, konuşmamız için ağzımızda hangi aza ve cihazat, hangi tepkiyi vermesi, hangi fonksiyonu göstermesi gerekiyor? Midemiz şu anda ne yapıyor? Hangi asit salgılamasını yapıyor? Efendim, vücudumuzda diyelim ki kalbimiz her saniye ne kadar kan pompalıyor? İşte daha bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Bu sorulara içimizden kaç kişi cevap verebilir? 100 kişiden belki bir kişi cevap verebilir, belki de veremez. Yani şu anda vücudumuzda ne kadar al yuvar öldü diye sual sorsam belki Cebrail Aleyhisselam da bilmez. Hangi insan bilebilir ki? Vücuduna bu kadar hakim olmayan bizler, zerreleri, hücreleri, kalbi, efendim midesi, bütün ağza ve cihazatı, her şeyle Allah'a ait olan bizler, hayatımız Allah'a ait diyoruz, vücudumuz Allah'a ait diyoruz. O zaman ölümümüzün de Allah'a ait olduğunu bilmemiz lazım ve dehşet almamamız lazım aslında. Çünkü madem ölüm de Allah'ın elindedir, madem takdir edildiği bir vakti vardır, o halde o vakit gelmeden hastalık bizi hayattan, hayat ağacından bağımızı kopartamaz. Saniyen ikinci olarak ölüm sureten göründüğü gibi dehşetli değil. Ölüm sureten göründüğü gibi dehşetli değil. Çok risalelerde gayet kat'i, şeksiz, şüphesiz bir surette Kur'an-ı Hakîm'in verdiği nur ile ispat etmişiz ki ehli iman için ölüm vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Hayatın külfetleri var değil mi? Hem de ne kadar çok. İşte çocuk üniversiteye gidecek, işte çocuk evlenecek, çocuk askere gidecek. Bunların hepsi külfet mi? İşte bu sene şu kadar doğalgaz masrafı var, bu kadar okul masrafı var, bu kadar gıda masrafı var. İşte şu çeklerim ödenecek, şu senetlerim tahsil edilecek, şu kira bu kadar, şu borç bu kadar vesaire. Yani hayatın külfetleri çok fazla değil mi? Ölüm vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Hastalıklardan, belalardan, musibetlerden, kanser olma endişesinden kurtulmaktır. Evet, öldüğünüz zaman yarın dükkanı sabah erkenden açma ihtiyacını hissetmeyeceksiniz. Öldüğünüz zaman derdiniz olmayacak. Evladınızdan dolayı derdiniz, borçlarınızdan dolayı derdiniz, hastalıklarınızdan dolayı derdiniz olmayacak. Öldüğünüz zaman acaba İstanbul'da deprem olursa nasıl bir şeyle karşılaşırım, karşılaşacağız endişesi taşımayacaksınız. Öldüğünüz zaman dünyaya dair ne kadar sıkıntı, ne kadar külfet varsa hepsinden kurtulacaksınız. Sıkıntıdan, efendim, hayatın külfetinden terhis edileceksiniz. Hem dünya meydanındaki imtihanda talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur. Dünyada imtihan ediliyoruz değil mi? Hem de pek çok şeylerden dolayı. Yani insan öldüğü zaman o imtihanla bitiyor. Artık günahlar sizin önünüze çıkmayacak. Artık nefis size tuzak kurmaya çalışmayacak. Artık şeytan sizin üzerinize plan, program yapamayacak. Öldüğünüz zaman imtihan edilmeyeceksiniz.
Öldüğünüz zaman namaz, ibadet gibi sorumluluklar da düşüyor. Dolayısıyla bunlardan da paydos edileceksiniz. Paydos edeceksiniz. Hem öteki aleme gitmiş %99 ahbap ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir ölüm. Öldüğünüz zaman bütün dostlarınıza, bütün sevdiklerinize kavuşabileceksiniz. En çok kimi seviyorsunuz? İnsanlık aleminde en çok Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam seviyoruz. Peki ona kavuşmak, onunla buluşmak istiyor musunuz? Evet. İşte öldüğünüz zaman bu mümkün. İmanla ölmek kaydıyla bu mümkün. İsterseniz ölümün sevdiklerimize kavuşmaya bir vesile, bir vuslat bileti veya Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri'nin tabiriyle huzur-u Muhammediye götüren bir pasaport olması cihetini asr-ı saadetten birkaç örnekle anlatayım müsaade ederseniz. Evet, Hazreti Bilal'den, Hazreti Bilal-i Habeşi'den radıyallahu anh bahsetmek istiyorum. Hani Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh demiş ya, Ebu Bekir Efendimiz'dir. Çünkü seyyidimizi azat etmiştir. İşte böyle tavsif ettiği Bilal bin Rabah'tan bahsedeceğim biraz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde kendisi artık Medine'yi terk ediyor. Şam taraflarına gidiyor. Peygamberimizin vefatı onu derinden yaraladığı için onsuz bir Medine'de yaşamak ruhuna ağır geldiği için oraları bırakıp gidiyor. Bir müddet sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Bilal'in rüyasına teşrif ediyor. Diyor ki ey Bilal, bizi üzdün, komşuluğumuzu terk ettin, bizi ziyarete niye gelmiyorsun? Bunun üzerine Hazreti Bilal koşarak tekrar Medine'ye geliyor. Medine'ye geldiğinde o zaman orada bulunan Hazreti Ömer gibi efendilerimiz diyorlar, ondan rica ediyorlar. Tekrar işte bir ezan okur musun? Hazreti Bilal bir ezan okuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye Medine semalarında sesi çınlıyor. Ve insanlar adeta Hazreti Peygamber'in olduğu döneme gidiyorlar onun sesiyle. Adeta Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yeniden dirilmiş mi ne diyorlar. Öyle bir hava esiyor birdenbire. Herkes işi gücü bırakıp koşarak mescide geliyorlar. İşte Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah ama Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'a gelince, Muhammed dediği anda dizlerinin bağı çözülüyor Hazreti Bilal'in. Ezanın devamını getiremiyor. Diz çöküp ağlamaya başlıyor. Yani Resulullah'a çok ciddi, derin bir muhabbetle, aşkla bağlı Hazreti Bilal. Zaten alemin yaratılış sebebi insanlığın içerisinde en mümtaz, en seçkin zat aleyhissalatü vesselam Efendimiz olduğuna göre öyle de olması gerekir. Ona derin bir muhabbetle, aşkla bağlanmak gerekir. O da öyle bağlanmış. Onun için Muhammed deyince kendinden geçmiş adeta. Ve böyle bir muhabbetin, böyle bir aşkın temsilcisi olan Hazreti Bilal için ölüm ne kadar sevgili bir şey. Ne kadar güzel bir şeydir. Çünkü o ölüm onu çok sevdiği o zata Resul-i Ekrem'e aleyhissalatü vesselam kavuşturacaktır. Ve nihayet ölüm vakti gelir. Ölüm döşeğinde yatarken hanımı o halini
görünce ne acı ne kötü diye başında inler. Dövünerek ağlar, ne acı ne kötü der bir yandan. Hazreti Bilal ise gülmektedir. Ağlamalarının biteceği için aslında gülmektedir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra o her gün Resulullah'ın firakından, hasretinden, ayrılığından dolayı ağlamakta idi. Sevgilisine kavuşacağı için ölüm yolculuğuna çıkarken Hazreti Bilal şöyle diyor. Hanımı başında ne acı ne kötü dedikçe o ne güzel, ne mutlu diyor. Ne güzel, ne mutlu. Artık ben sevgililerime kavuşuyorum. Artık ben Allah Resulüne ve arkadaşlarıma kavuşuyorum diyor. Ve yine asr-ı saadetin çok güzide sahabelerinden birisi Hazreti Enes bin Malik. Bir parça da ondan bahsedelim bu makamda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hizmet etmeye bahtiyarlığına erişmiş. Hadimi Nebevi rütbesine ulaşmış bir zat Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh. Diyor ki onun tenine dokunur, sonra da ellerimi günlerce koklardım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tenine dokunurdum diyor Hazreti Enes. Sonra da ellerimi günlerce koklardım. İşte o Enes bin Malik, Allah Resulü'nün Medine'ye geldiği günden daha aydınlık bir gün yaşamadım diyor. Allah Resulü'nün Medine'ye geldiği günden daha aydınlık bir gün yaşamadım. Vefat ettiği günden de daha karanlık bir gün görmedim diyor. Ve bir gün diyor ki sevgilimden ayrılalı tam 80 sene oldu. Kendisi 100 küsur yaşında ancak vefat etmiş Hazreti Enes. 80 sene Resulullah'ın hizmetinde olan bir kişi, Resulullah'ın yanında olan bir kişi, sürekli Resulullah'la aynı atmosferi paylaşan bir kişi için ne kadar uzun bir zaman değil mi? 80 sene sevgilimden ayrı oldum diyor. Allah'a yemin ederim ki bu 80 sene zarfında onu rüyamda görmediğim tek bir gece bile olmadı diyor. O kadar derin bir muhabbetle, o kadar derin bir aşkla bağlı. İşte o zat ölümü sevgilisine kavuşmaya vesile olacak, kavuşturacak bir fırsat olarak biliyor, ganimet olarak biliyor ve dolayısıyla ölüme gülerek bakıyor, kabre gülerek giriyor. Resulullah'ın amcası Hazreti Hamza gençliğinde savaşlara katılırken zırh giyiyor. Hatta çift zırh giyiyor bazen, öyle savaşlara katılıyor. Yaşı ilerleyince özellikle İslam adına yaptığı savaşlarda vücudu çıplak savaşmaya başlamış. Bunu görenler, onun eski halini bilenler şaşırarak soruyorlarmış. Neden böyle yapıp kendini tehlikeye atıyorsun? O diyor ki eskiden zırhsız efendim zırhımı giymeden savaşa katılmazdım. O zamanlarda ölümü bu dünyaya veda etmek olarak görürdüm. Fakat Muhammed-i Nur sayesinde bu fani dünyaya bağlı değilim. Ölüm hakikat kapısının açılmasından ibarettir. Ondan neden kaçayım buyuruyor. İşte ölüm bizi başta Habibullah, başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere bütün sevdiklerimize, dostlarımıza kavuşturmaya vesile olması cihetinden güzeldir. Dolayısıyla öteki aleme gitmiş %99 ahbap ve akrabamıza kavuşmaya vesiledir. Hem hakiki vatanına ve ebedi makam-ı saadetine girmeye bir vasıtadır ölüm. Bizim hakiki vatanımız dünya değil.
bizim hakiki vatanımız ahirettir. Bizim Adem babamızın memleketi cennettir. Biz babamızın yerine, memleketimize dönmeliyiz. Dönmek istemeliyiz. O da ölümle, o kapı da ölümle bize açılıyor. Hem zindanı dünyadan bostanı cinana bir davettir. Dünya ahirete kıyas edildiğinde ancak zindan olabilir. Bütün şaşası, bütün güzellikleriyle beraber ancak bir gölge olabilir. Ahiretin bir gölgesi olabilir. Yani şöyle diyelim, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a dünyanın en güzel adamı müsabaka etse, güzellik yarışmasına sokulsa yine o çirkindir. İşte aynen onun gibi dünya ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar parlak, ne kadar şaşalı olursa olsun cennetle kıyas edildiğinde yine çirkindir. Dolayısıyla biz ölümle bu çirkin olan, ahirete kıyas edildiğinde zindan olan dünyadan kurtulacağız. Cennet bostanlarına inşallah davet edileceğiz. Hem Halik-i Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil ahsı ücret etmeye bir nöbettir. Allah'ın fazlından verdiği ücret alma nöbetidir. Yani sen artık cennete, sen ebedi saadete, ebedi mutluluğa ulaşacaksın. Sana bu ücret verilecek, haydi gel denilmektir. Cennete çağrılmaktır ölüm. Madem ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur, ona dehşetli bakmak değil, bilakis rahmet ve saadetin mukaddimesi, bilakis Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetinin ziyadesiyle tahakkuk edeceği, tecelli edeceği ve ebedi saadete ulaşmanın bir başlangıcı olarak bakmak gerektir buyuruyor. Hem ehlullahın bir kısmının ölümden korkmaları ölümün dehşetinden değildir. Madem sen böyle diyorsun, ölüm işte şöyle güzel, ölüm dünya zindanından kurtulmaktır, ölüm dünyanın sıkıntılarından, meşakkatlerinden azat olmaktır, ölüm işte talimden, ubudiyetten, imtihandan paydostur, ölüm sevdiklerimize kavuşmaya bir vuslat biletidir, ölüm işte ücret alma nöbetidir, ölüm bu kadar güzeldir diyorsun ama bazı Allah dostları var ki ölümden korkmuşlar, ölümden titremişler. İşte Hazreti Musa daha çok yaşamak istemiş, işte ölüm meleğinin gelmesinden rahatsız olmuş vesaire gibi şeyler var. Bunlara ne diyeceksin? Bunun üzerine böyle bir sual sorulursa şu cevabı veriyor. Ehlullah'ın bir kısmının ölümden korkmaları ölümün dehşetinden değildir. Belki daha fazla hayır kazanacağım diye vazife-i hayatın idamesinden kazanacakları hayrat içindir. Demek ki dünyayı istiyorsak, yaşamayı istiyorsak lezzet, zevk, saadet, mürüvvet vesaire için değil. Benim anladığım mana, benim kanaatim bu. Allah'a daha fazla kulluk etmek için, Allah'ı daha fazla tanımak, marifetullah'ta daha fazla inkişaf etmek, Allah'ın kudret ayetlerini daha fazla tefekkür etmek, kainat bir sanat galerisi, işte ilahi orkestraların merkezi sanki, yeryüzü işte tam böyle Cenab-ı Hakk'ın esmasını tefekkür edecek, tetebbü edecek bir bayram yeri adeta. Bunda inkişaf edeyim, bunda kendimi geliştireyim, Cenab-ı Hakk'ın daha fazla tanıyayım, Cenab-ı Hakk'ın rızasına daha fazla ulaşayım, Cenab-ı Hakk'a daha fazla ibadet edeyim, işte onun Kur'an'ını, onun kelamını okuyayım, anlayayım, hayatıma tatbik edeyim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i kendime daha fazla rehber, muallim, mürşit yapıp sünnet-i seniyyesine getirdiği ahkamı Kur'aniye'ye daha fazla
itibar edeyim. Daha fazla hayır kazanayım. Daha fazla müttaki olayım, takva ehli olayım. İşte ölmeyeyim de ne için? Bunlar için ölülmez. Yoksa işte şöyle saadetli olayım, şöyle mesut olayım, şöyle bahtiyar olayım. İşte şu mürüvveti göreyim, bu hayra ulaşayım. Bunlar meşru dairede olursa bunları istemek de elbette caiz olmakla birlikte Allah'ın tanımak, Allah'ın rızasını kazanmaya, Allah'a kulluk ibadet etmeye, Allah'ın dinine hadim olmaya vesile olan, vasıta olacak manada bir hayat istemek yanında herhalde ışıkları daha sönüktür. Böylesi bir hayat onunla o beklentilerden, o meşru da olsa o isteklerden kat kat daha çok rağbet edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Onun için yaşamak istiyorsak, hayatımızı devam etmesini istiyorsak, Allah'a kul olmak, Allah dinine daha fazla hizmet etmek için istemeliyiz. Bu meşrudur, bu merhubtur. Çünkü ehlullah da, Allah dostları da bunun için ölümden korkmuşlar. Bunun için ölümün gelmesini istememişler. Evet, ehli iman için ölüm rahmet kapısıdır. Ehli iman için ölüm rahmet kapısıdır. Ölüm geldiği zaman başımız gözümüz üstüne. Cenab-ı Hak için bir can değil, bin can feda edilir. Dolayısıyla zindanı dünyadan bostanı cinana uçmaya vesile olan, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kavuşmaya vesile olan ölüm de bir can ile değil, bin can ile arzu edilir. Bir seyahattir demeliyiz. Çünkü biz ehli imanız. Dolayısıyla bizim için ölüm rahmet kapısıdır. Elhamdülillah. Ama ehli dalalet için zulümat-ı ebediye, ebedi karanlık kuyusudur. Cenab-ı Hak ölümü hakkımıza rahmet kapısı yapsın. Ölümü imanla karşılamayı hepimize nasip etsin. Ölümü La İlahe illallah Muhammedur Resulullah sözüyle tatmayı bize nasip etsin. Dünyada son sözümüz, ahirette ilk sözümüz Eşhedü en La İlahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Resulüh olsun.